Özellikle finansal alanda çok ciddi bir altüst oluşum yaşanacağı bir dönem. Şimdi bu altüst oluşlar Allah korusun. Hani genellikle böyle işte yani işte bu kapitalizm kendi içinde altüst oldu, yenisi kuruldu diye olmuyor. Maalesef çok ciddi toplumsal travmalara yol açıyor, işte savaşlara yol açıyor, Allah uzak etsin, başka bir takım değişimlere yol açıyor. Şimdi dünyanın önünde böyle bir ciddi risk var. Ve böyle bir hani tırnak içerisinde söylüyorum, tehlike de bizi bekliyor. Şimdi işte burada bizim inancımız şu ki katılım finans, İslami finans, işte bu yeni finansal sistem arayışında çok önemli bir alternatif oluşturuyor. Çünkü bütün aksaklıklarını yaşadığımız bu var olan sistemin o özündeki hikaye, yani var olan riski, eğer bir risk varsa, bunu karşı tarafa, yani üretim yapana, ticaret yapana, ekonomiye katkı yapana yükleme diyelim, öyle bir ifade edelim, yükleme anlayışı ki tekrar söylüyorum, finansal sistemin krizinin özünde bu vardır. İşte bu anlayışın tam tersine, bu anlayışa çok ciddi ve çok önemli bir alternatif aslında katıl finans. İşte o açıdan bu değişimde, ileride yaşayacağımız bu değişimde biz katılım finansının önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Malumunuz finans iktisadın bir kolu. İslam iktisadı da çalışmaları da aslında çok yeni başlamış bir bilim dalı diyebiliriz. 1950'li yıllardan itibaren İslam iktisadı çalışmaları başlamış. Tabii İslami finans, katılım finans biraz bu iktisat çalışmalarında hep ön plana çıkmış bir dal, ara dal diyebiliriz. Genelde İslam iktisadı ile alakalı konuşmaya başladığımız zaman söz dönüp dolaşıp finans sistemine geliyor. Tabii bu hayatımızda, uygulamada çok sıkça kullandığımız için dolayısıyla konu da hep finans sistemine geliyor. Tabii geçmişine baktığımızda aslında bunun Osmanlı'da da Selçukluların son döneminde de izlerini görebiliyoruz. Bu para vakıfları yöntemiyle de finans sistemine, faizsiz finans sistemine bir başlangıç olduğunu düşünebiliriz para vakıflarının.